Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyif, sıhhat, huzur, mutluluğunuz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü falımızda neler var? Umarım dilediğiniz konularla alakalı ışık olacak bilgiler veririm. Gördüklerimi sizlere iletmeye çalışacağım. Önce sağlık demek nedense istiyorum. Çünkü ben bu aralar çok sağlıkla ilgili sınanıyorum. Ya, niye gitmez bu? Bakın şurada görüyor musunuz sıkıntıyı? Onu atmaya çalışıyorum ama damla 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 damla. Ne olur böyle bir anda gitse o. Küçük 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 küçük. Ama gitmiyor. Mecburuz, bu sıkıntı kalacak. Ama bu sıkıntının da elbet gideceği bir gün var. Şimdi sağlık var mı? Sağlıkta üzerimizde bir pelerin. Pelerinin üstünde neler var? Şimdi pelerin demek aslında biraz biraz korunuyoruz anlamı taşır. Ama bu üstünü kapattığımız rahatsızlıkların da yakın zaman olmasa da ilerleyen zamanda ortaya çıkacağını gösteriyor. Şimdi bana kalırsa burada şu var. Ciğer görseli de var aslında, yarım ciğer görseli de var. Yani bronşlarla alakalı da sıkıntı yaşanabilir ama kafaya takmıyoruz, uzatıyoruz, önemsemiyoruz. Daha öncelikli kişiler var hayatımızda belki de. Hani ben sağlığı böyle bir kenara bırakayım biraz da ben yoluma devam edeyim. Hani doktora gitmeyeyim ne fayda sağlayacak ki der gibi böyle üstünü pelerinle kapattığımız sağlık sorunlarımız burada görünüyor. Bunlarla alakalı yalnız kafamızı meşgul eden konular da yok değil. Hatta ben dayanamayacağım gene söyleyeceğim bu konuyu. Şimdi bugün sağlık sorunlarınız var, üstünü kapatıyorsunuz. İşte göğsünüz ağrıyor, kapatıyorsunuz. Böbreğiniz ağrıyor, kapatıyorsunuz. Ciğerlerinizde bir ağrı, bir sızı var, öksürüyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ne kadar kapatırsınız? Öyle söyleyelim. Şurada 2-3 hafta daha kapatırsınız ama ondan sonra bu konularla alakalı ciddi ciddi doktora gitmek durumunda kalabilirsiniz. Önünüz karışır. Bugün iyi görünen şeyler yarın karışık olarak hayatınıza yansıyabilir. Sözünüzü falımız diyor ki sen bunları kapatıyorsun ama 3 hafta sonra ben sana bu konularla alakalı bir karışıklık veririm. O karışıklığın içinde konuyu çözmeye çalışırsın diyor. Ve ters gider işlerinde diyor. Önceden yani ayağını yorganına göre uzat, gitmen gerekenlere git, kontrolünü yaptır, sağlıklı sıhhatli yoluna devam et diyor. Eğer yapmazsan dediğim gibi karışıklık sizi, bizi, hepimizi bekliyor. Ben çok sallayan taraftayımdır. Bunun haricinde hane içerisinde bir süredir yaşanan sıkıntılar var. Bu sıkıntılarla alakalı üstü kapalı bir yol izliyorsunuz. Derdiniz var söylemiyorsunuz. Sıkıntınız var söylemiyorsunuz. Hayalleriniz var söylemiyorsunuz. Sanki kendi içinize kapanmış tüm düşüncelerinizi kafanızda halletmeye çalıştığınız bir süreçte görünüyorsunuz. Ufak tefek konuşmalar oluyor ama bunların tabii ki bu konuşmaların hayatınızdaki bu sıkıntılara hiçbir faydası yokmuş. Görselleri çıkıyor. Bundan sonrası için ne olur derseniz eğer bir ay, 2 ay hatta şuradan 2 ay daha yorumsuz bir şekilde bu sıkıntılarınızla hayatınıza yolunuza devam edersiniz. Aslında hiçbir şey yokmuş gibi de davranıyorsunuz. Sıkıntı var tamam bende ama ne etliye ne sütliye der gibi yani yolunuza devam ettiğiniz görünüyor. İçten gelen aile içerisinde yaşanan bazı sorunlar da var ama bunlara da el uzatmayacağınız bir 2 ay sizi bekliyor aslında. Hani bazı sıkıntılar var evet ama bunun da aslında bir pelerinle sanki üstünü kapatmışsınız. Bu önümüzdeki süreçte bir şekilde hallolacak diyorsunuz. Aslında bu inip çıkan gördüğünüz gibi buradaki bu sıkıntı çözmeye çalışıp çözemediğiniz içinizde kalan sıkıntılar olarak falımıza yansıyor. Ve bu konuda da dediğim gibi ne evet ne hayır. Eşler arasında uzaklık bir kere görselleri var. Hane içerisindeki ne diyelim bulunan kişilerin bazı belirsizlikleri var. Bu belirsizliklerle ilgili sıkıntı var. Bunlarla alakalı çözülebilir konularım var mı yok mu diye düşünüyorsunuz ama cevap vermek bile istemiyorsunuz. Hatta zaman zaman kendinizle inatlaşıp iddialaşıyorsunuz. Bir ay, 2 ay, 3 ay, 3 ay mı diyelim? 4 ay aslında ya. 4 ay sonra aslında kocaman bir asa görseli var. Bir başlangıç yapacaksınız. 4 ay ne oluyor arkadaşlar? Şubat'ı da sayalım. Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs ayı aslında bugünkü niyetlerde aile ve ilişkilerle alakalı tutulmuş dileklerde bir yenilenme,
bir şeyleri gözden geçirme, bir şeyler için mücadele başlangıcı olarak görünüyor. Eskiyi değiştirme, yenilenme, yeniye dönüştürme, ilişkilerde yeni başlangıçlar, bunları kapsayan bir süreç var burada. Burada karşınızda boğa ya da oğlak görsellerinde bir kişi görüyorum. Mayıs ayında bununla bir inatlaşmanız, fikirsel inatlaşma ama bu. Kişi çok inatçı, kafasına taktığı konularda önünüzde durmuş, çekilmek istemiyor. Bu kişiye siz bugüne kadar, yani bu arada diyeyim ben size, çok fazla müdahale etmeyeceksiniz, tamam olur diyeceksiniz, arada didişeceksiniz ama gene de onun istediği, onun dediği oluyormuş gibi görseller var. Burada aslında Mayıs'tan sonra bu başlangıç fikir ve düşünceleriyle, adımlarıyla bu kişinin karşısına geçmiş çekil önümden der gibi çıkıyorsunuz. Burada kişinin sadece kafası var, bedeni yok. Biraz onun düşüncelerini önemsiyorsunuz ya da o kişiyi önemsiyorsunuz zannedersem ama önünüzde duramayacak bir kişi olarak görünüyor. Yani Mayıs'tan sonra aslında hayatınızda, kalbinizde, ruhunuzda istediğiniz ne varsa bunlarla alakalı mücadelenizi tek başına verdiğiniz görünüyor. Karşınızda bir beden yok, sadece fikirleri var. Sanki fikirleriyle, düşünceleriyle, konuşmalarıyla sizin hayatını kısıtlayan bir birlikteliğiniz var. Bu birliktelikte işte yanında da iki çocuk görseli var, evli zannedersem bu çift. Bu kişinin sanki böyle boynuzlarından tutmuş, kenara çekmeye çalışır gibi çıkıyorsunuz. Çeker miyim? Çekersiniz. Çok da inatçı olsun, şu olsun, bu olsun ama siz çok dik duruyorsunuz burada. Ve bir süredir planlanan bir konuyu aktive edeceksiniz. Önünüz açık ve aydınlık arkadaşlar. Ben çile çekiyorum, ben bu adamdan çok çektim, ben bu çocuktan çok çektim gibi düşünüyorsunuz ya. Şu Mayıs ayında vereceğiniz kararlarla siz önünüzü açacaksınız. Önünüzde durmaya çalışacak. Ama böyle bir boynuzunu tutmuş kenara iter olarak görünüyorsunuz. Aslında hani burama geldi deriz ya. Burama geldi durumu Mayıs ayı itibariyle başlıyor. Önünüzden çekip aydınlığa bir yürüyüşünüz var. Geçmişi geçmişte bırakmanız gerekiyor. Çünkü düşmeyen sıkıntılar aslında çözülemeyecek kafaya takılan konular anlamına geliyor. Yapılmış olan hatalar neyse affedin, yolunuza devam edin. Çünkü burada affetmezseniz bu çamur peşinizden sizinle birlikte gelir. Yeni başlangıçlarda çamurlu başlangıç yaparsınız. Önce geçmişi biraz geri ileri gittiği için söylüyorum. Affetmenizde fayda var. Neden? Çünkü atılamayacak sıkıntılar, çözülemeyecek konular artık olmuş, yarası sizde kalmış. Bugünden sonra da o yara kolay kolay düzelmez. Yaranın izi kalır ya, o tarz bir iz görselinde çıkıyor. Şimdi iş ve para konularına geçeceğim. İlişkilerde dediğim gibi Mayıs'tan sonra özellikle 3 rakamının olduğu tarihlerde çok şanslı olacaksınız. 11 3 görseli var. 11 neyle alakalı bilemedim tabii ama 11 ile 30 arası falan diye geniş bir tarih olsa mesela. Şimdi bugün iş konularında çevrenizde hasta insanlar olabilir bir kere. İş yerinde bir hastalık görseli var. Burada siz kafanızda düşünceler, bedeniniz böyle dalgalı görünüyor. Hani bir yoldayım, gidiyorum ama çok dalgalı bir yol. Kafama taktığım konular var. Bu konularla alakalı önümde neler var? Şimdi burada ki görsellerde karşılıklı hep görüşmeler var arkadaşlar. Aralıklarla neredeyse ay başlarında konuşma görüşme. Çözülemeyen bir konunuz ötelene ötelene çözülmeye çalışabilir birincisi. Hani iş yerinde bir konu var, bu konuyla alakalı bir niyet tuttum diyorsanız eğer, bu konuyla ilgili bir kişiyle görüşürsünüz ama bu görüşmeniz bir kere olmaz. En az 3 kere hatta 4 kere konuşma yaparsınız. Bunu da aylara bölecek olursak bu ay konuşursunuz. Ondan sonra Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta konuşursunuz gibi. Burada çözemediğiniz konu her neyse aslında çözümde bulunamıyor. Hani devamlı konuşmalar nedir? Çözülememiş demek. Bir ilerleme kat edilmiyor. Karşınızdaki kişinin bir kolu yok. Aslında beklenti içinde olduğunuz konularda yeterli olmayan bir kişiyle konuşma yapıyorsunuz. Ve bu konuşmalarda sizin önünüze böyle geniş geniş istediğiniz tarzda düşmüyor gibi bir görselde çıkmış. Ortada bir ateş yanıyor. Bu ateşin ucundan siz tutmuşsunuz ama karşınızdaki kişi tutmamış. Yani siz içinizi yakan, size yetersiz olan konularda konuşmaya çalışıyorsunuz ama karşıdaki kişi bunu önemsemiyor ya da tekeli olduğu için verici değil, veremiyor. Yardımcı olamıyor size. Ve inatla siz bu konuşmaları yapacaksınız. Burada bu konuşmalar Şubat, Mart, Nisan ayında biraz daha şey oluyor. Karışıyor sanki, öteleniyor. Ötelendiğini anladığınız anda konuşmayı keseceksiniz. Mayıs ayında bana kalırsa bu konular çözülmediği için işten ayrılma, işten uzaklaşma ya da para konularında
dava açma durumları söz konusu olabilir. Özellikle Mayıs ayı için bunu söyleyebiliyorum. Burada mücadele ettiğiniz konularda karşı taraf yetersiz. Bazen iki kafalı çıkıyor, bazen üç kafalı çıkıyor. Devamlı fikir türetecek anlamına gelir bu. Bunu şöyle yapmayalım, böyle yapalım der. Siz tam bir yolda ilerlersiniz. O yolda devam ederken karşı taraf der ki bu böyle olmasın, şöyle olsun. Gibi gibi kafanızı karıştıracak bir iş yerinde görünüyorsunuz sözünüzü. Konuşmalarınızda da size yeterli olmayan kişiler var. Kafanızdakiler net ama karşınızdaki kişiler tutarsız arkadaşlar. Bu da bu şekilde Mayıs ayına kadar gider görselleri var. Para alacak konularıyla alakalı da devamlı görüştüğünüz, konuştuğunuz kişiler var ama bunlar sizin önünüzde duvar. Sanki paranızı almak için kendi öz işlerinizden biraz feragat ediyorsunuz. Para konularında almayı düşünüyorsanız Mayıs'tan önce para alma durumunuz söz konusu olmayabilir. Karşınızda sizi anlayan ama elinde bir şeyi olmayan kişiler var. Bunlar da sanki kapı duvar olacaklar özellikle Mart, Nisan aylarında. Bu ara ara şimdi burada temizlikler de var. Burada şunu da söyleyebilirim aslında. Hani spontane gelişen bazı olaylarla hayat bir düzene girecek ama takılı olduğunuz, niyet ettiğiniz konularda ayın belirli sürelerinde uğraşmak durumunda kalacaksınız. Onun haricinde bir sıkıntınız olmayabilir ama esas sıkıntıyla alakalı her ay konuşma, görüşmeler ve çözümsüzlükten dolayı ötelenen süreç görselleri var. İş başlangıcı, iş başvurusu yapanlar için yakın zamanda, bugün beni dinleyenlerden yakın zamanda aslında çok iyi şeyler çıkmayabilir. Yani konuşmalar yapılıyor, havada kalıyor. Sonrasında yeniden konuşmalar yapılıyor. İkili düşünceler var, biraz daha havada kalıyor. Bugün için söyleyebileceğim aslında yapmış olduğunuz konuşmalarda Şubat ayında yapmış olduğunuz bir konuşma Nisan ayında olur alır görseli var. İş başvurusu yapanlar için bu ay. Yani bir ay öteleniyor. Bir ay sanki yatıyor gibi görünüyorsunuz. Haber bekleyeceksiniz. Aslında şanslı ve güzel bir açılım. Bir bilinmezlik olarak süreç ilerleyecek ama akabinde alacağınız cevaplardan mutlu olacaksınız. Sanki elinizde bir kalp var. Biraz direteceksiniz ama bu diretmeniz sizin hayrınıza olacak. Dediğim gibi Şubat ayında bir konuşma yapılacak. Bu konuşmanın sonuçları Mart'ı atlayıp Nisan ayında cevap olarak gelecek size ve ondan sonra hayrınıza olan bir yol açılıyor. Yaz ayına rahat geliyorsunuz yani aslında. Burada yazılanları da okumaya çalışıyorum. Şimdi bir de şey var. Dedim ya hani devamlı konuşmalar yapacaksınız. Bu konuşmaların sonunda böyle bir samsara, aynı döngüde devam ediyorum. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Hiç çözüm bulamıyoruz diyorsunuz. Diyordum ya hani bir dava konusu da söz konusu olabilir burada. Ama burada şanslı bir olay yaşanacak. Mayıs ayı zannedersem şanslı bir olayla bir şey gerçekleşiyor. Önünüz açılacak birdenbire niyetinizle alakalı. Burada zıplayan temiz balık görselleri de var. Yani para görselleri de var diyebiliriz. Nasibinizin açılacağı bir ay Mayıs ayı aslında. Bugünkü fala göre arkadaşlar. Şimdi şu sıkıntıları buradan atalım bari. Oh mis. Çok seviyorum böyle. Tereyağı gibi akıp gidiyor. Şimdi burada beliren bazı şeyler var. Hemen geri anlatmaya başlayalım. Şimdi şurada görüyorsunuz bakın bir kişi karşısında bir kişi gene çelimsiz bir kişi. Siz sıkıntılarınızı ifade edeceksiniz ama karşınızdaki kişi yetersiz. Kafanızda bir balık yani para konuları var. Buradaki bir ay, iki ay ve üç ay sonrası için yapacağınız konuşmalarda artık karşı tarafın boğazına ve ağzına böyle yapışmış görsellerde çıkıyorsunuz. Yani hep aynı şeyleri duyuyorum, hep aynı şeyleri dinliyorum. Artık yeter dediğiniz bir süreç var. Önünüzde bir kese açılıyor. Bu da iyiye doğruya gideceğiniz ama bana kalırsa iş ayrılığı görselleri daha yoğun. Sanki elinizle böyle tarih sayıyorsunuz. Hani böyle ayları sayar gibi çıkıyorsunuz. Bu konuşma dedim ya şurada karşınızda çelimsiz bir işveren görseli var. Öncesinde bir telefon görüşmesi yapıp sonrasında bu kişinin böyle ağzını kapatır çıkıyorsunuz. Hani artık sen ne dersen de ben burada durmam der gibi. Burada açılan güzel yollar var. Telefon görüşmesi güzel bir yol açar burada size. Ama bugün için gördüğünüz gibi bakın iki kişi tamamen çamura batmış. Konuşmalar yetersiz görselleri var. Aile içerisinde neler var? Burada aile içerisinde bazı kararlar alınmış. Pardon, kararlar alınacak. Burada eşler arasında bir bütünsüzlük var. Bir taraf
kendi kararlarını kontrolünde tutmaya çalıştığı bir eş görseli var. Eş parasal anlamda tedirgin. Burada sanki bir yol açılacak önünüzde ama bu yol bir kişinin niyet ve isteğiyle alakalı. Bakın iki kişi olan sonrasında tek kişi olarak yoluna devam ediyor. Burada çok güzel bir ağaç. Hatta burada bir Vesta görseli var. Bereket görselidir. Buradan yoluna devam edecek bu kişi. Şimdi eğer bir ayrılık durumunuz varsa arkadaşlar ayrılırsınız burada. Tek başına devam görselleri var. Ekstradan eklemiş olayım. Burada karşınızdaki kişi ben bilirim, ben yaparım, hayır yapamazsın diyen birisi ise onu bir gün çok da uzun bir vakit değil bırakırsınız, yolunuza devam edersiniz. Bu da sizin hayrınız olur. Şöyle şunu ortadan kaldıralım. İç dünyanız iş konularında gelecek parayla alakalı kaygılı. Biraz umutsuzluk görselleriniz de var. Umut olacak bir konuda beklenti içinde çıkıyorsunuz. Ellerinizle emek vererek yaptığınız bir iş görseli var burada. Ama dediğim gibi burada bugün olan durum yarın farklılaşacak. Yani Mart ayında aslında farklılaşmaya başlamış bir sürece gireceksiniz. Ama gene tekrar ediyorum. Hem iş yerinde hem ev hanede inat eden kişilerden dolayı sıkıntı yaşadığınız süreçler var. Bunların çok bencil olduğunu da düşünüyorum aslında. Hep bana hep bana diyen kişiler var ve bundan dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu sıkıntıları aşmak için önce o kişileri aşmanız gerekiyor arkadaşlar. O kişiler biraz yalnız kalmayı aslında hak ediyorlar bence. Çok da egoist olmasınlar. Hep bana hep bana değil mi? Evet, bugünkü falımız bu kadardı. Güzel olanlar sizi bulsun, kötüleri de evrene gönderelim. Hayrımıza olanlar önümüze çıksın arkadaşlar. Sağlığımız, sıhhatimiz, keyfimiz de bol olsun lütfen. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni bir falla görüşmek üzere. Hoşça kalın.